Su. Ateş. Toprak. Hava. Adana'da güneşi ateş eden vatandaşın haberini duymuşsunuzdur. Belli ki bunaltıcı sıcaklar insana çileden çıkartıp garip işler yaptırabiliyor. Bunaltıcı sıcaklardan kurtulmanın ilk yöntemi nedir? Denize atlamak, dondurma yemek veya klimayı sonuna kadar açmak. Klimanın zaman içerisinde bakteriler üretip mekanda bu mikropları üfleyerek hastalığa sebep olduğunu, havayı kirlettiğini, hatta mekanı soğutacağım diye şehrin ısısını yükselttiğini biliyor muydun? 2014'te Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada klimaların Phoenix'te şehrin doğal sıcaklığına ek olarak sıcaklığı 2 Fahrenheit yani 1,112 santigrat arttırdığı saptanmıştır. Hatta Türkiye'deki gibi iç içe ve sık binaların bulunduğu şehirlerde bu sıcaklığın 5 dereceye kadar çıktığı belirtiliyor. Şimdi can alıcı soru. Ne yapabilirim? Isıtma soğutmadan kastım ortamın ısıl konforunu sağlamaktır. Bunun için ise yapı tasarlanırken dikkat edilecek biçimlenişler olabileceği gibi yapı faaliyete geçtikten sonra da bir takım eklentiler ile ısı konforun doğal şekilde sağlanması mümkündür. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesi olan toprağın yapıları yazın serin, kışın sıcak tuttuğunu herkes bilir. Topraktan inşa edilmiş 250 yıllık tasarım harikası Harran evlerinde doğal yöntemlerle soğutma ve hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Isınan havanın yükselerek tahliye menfezlerinden çıkması prensibiyle çalışan bu sistem, evlerin havasının doğal olarak serin ve temiz kalmasına imkan tanıyordu. Doğal havalandırma sistemlerine pek çok köklü uygarlıkta rastlamak mümkündür. Farsça'da buz çukuru anlamına gelen yakçallar İran'da bulunmaktadır. İnsanlar yüzyıllardır hiçbir modern cihaz olmadan çölde buz üretmektedirler. Evet, yanlış duymadın, çölde buz üretiyorlardı. Yine Asya ve Orta Doğu bölgesinde sadece toprağı şekillendirerek oluşturulan rüzgar kapanları iç mekanın havalandırmasını ve havanın sirküle edilerek temizlenmesini sağlıyordu. Mısırlı mimar Hasan Fethi diyor ki, evleri güneş fırında çevirdikten sonra büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele almıyor. Bu ısıtma ve soğutma sistemleri için çok fazla enerji harcıyor ve ekosistemi tüketiyoruz. Oysa doğada zaten var olan çalışma prensiplerini kullanarak doğal yöntemlerle evlerimizi ısıtıp soğutabiliriz. Unutma! En iyi inovasyon, en iyi inovasyon insanın hayatına katkı sağlayan ve doğaya zarar vermeyen inovasyon.